YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Levent Özdilek Cinetime Sineması'nın önünde bir aradayız. Ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'da neler olabilir? Hangi isimler öne çıkar? Hangi isimler hayal kırıklığı yaşar? Hangi isimler sürpriz yapabilir? Bu konudaki görüşlerime ulaşabilirsiniz. Ve videonun en arkasında da bu dalda öne çıkabilecek sırasıyla 15 adayın ismini sizlerle paylaşıyorum. En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında bu sene özellikle Laura Dern ve Annette Bening arasında bir çekişme olacak gibi. Laura Dern, Marriage Story'nin Toronto, Taylor Wright ve Venedik'te çok beğenilmesi ve özellikle oyuncular üzerinden de bir baz yaratmasını lehine çevirecek gibi. Ve zaten zamanı da geldi ve filmi de aslında kendine çeviriyor devreye girdiği anlarda. Terapist karakterini gerçekten müthiş bir şekilde kavramış. Ve Noah Baumbach'ın senarist dokunuşunu da gerçekten fazlasıyla yerine getiren bir karakteri var. Gerçekten hem enerjik, hem gerilimini yaratabilen, hem dramatik olabilen, her şeyi becerebilen bir karakter. Gerçekten çok başarılı bir performansı var. Laura Dern zamanı geldiği için öne çıkabilir. O karşısında ise The Report'la Annette Bening'i bulacak. The Report aslında post 11 Eylül döneminin köstebeklik hikayelerinden ve gerçek anlamda bu terör nasıl devreye giriyor ve CIA'de bunu nasıl örtbas ettiler meselesini açığa çıkaran ve beyaz Amerikalıların durumunu eleştiren bir film. Bunlar arasında özellikle Annette Bening'in canlandırdığı karakter filme ayrı bir hava katıyor. Gözlük kullanımından makyajına kadar, mimiklerine kadar her şeyiyle gerçekten Annette Bening filmi kendi üzerine alıyor ve götürüyor. Ve artık bu kategoride de zamanı geldi. Laura Dern de Annette Bening de çok iyi. Bana göre hani performans olarak Annette Bening burun farkıyla önde ama Amazon filme çok yüklenmedi. The Report Sundance'da açıldıktan sonra Toronto'ya kadar bekledi. Ve o dönemde çok fazla festivalde gösterilmediği için üzerinde bir baz olma şansına erişemedi. Bu sebeple hem bu kategori hem Adam Driver'ın Marriage Story ile aday yapılmasına sebep olacak. Ki bence Marriage Story'de daha başarılı The Report'a göre. Ama bu Annette Bening'e de olumsuz yansıyacak. Ama Annette Bening gerçekten filmi götüren bir performans. O olmasaydı CIA'nin kirli çamaşırları açığa çıkmayabilirdi The Report'ta. Gerçekten de filmin tek karaktere dönüşmüş tiplemesi olarak dikkat çekiyor. Annette Bening'in eli değmiş izlenimi bırakıyor devreye girdiğinde Annette Bening. Ve zamanı geldi de dedirtiyor. Onlardan sonra ise Meryl Streep Laundromat'ta gerçekten kılık değiştirme rekormeni bir karaktere can veriyor. Ve bu karakter de oradaki vergi kaçakçılığı yapan şirketin bireyi olarak bir anda onların adamına dönüşerek devreye sokuluyor. Ve gerçekten de kılık değiştirme tam akademinin seveceği gibi ama Meryl Streep zaten defalarca kez aday oldu, Oscar aldı ve Annette Bening ile Laura Dern kadar güçlü mü tartışılır. Bu sebeple 3. sırada adı alınabilir. Ondan sonra ise The Farewell'da Susan Zhu gerçekten bana göre Awkwafina'yı bile geride bırakan bir performansı var. Filme damga vuran bir performans. Bu sebeple görmezden gelinmemeli. Buradaki tecrübeli karakterin özellikle Çinli olması sebebiyle de günümüzdeki hani Crazy Rich Asians üzerinden de yürüyen bir baz olmuştu geçen sene. Bu sene The Farewell onu oynuyor ve çok beğenilen bir film oldu. Susan Zhu da alkışlanıyor. Komediyle dramı bir arada götürmesiyle bu sebeple Susan Zhu es geçirmemeli. Onların yanında daha devreye girmeyen Florence Pugh unutulmamalı gerçekten. Ama Margot Robbie de Once Upon a Time in Hollywood'daki Sharon Tate'e can vermesiyle gerçekten bir karakter portlamada becerikli ama Tarantino'nun cinsiyetçi yaklaşımını taşıyan bir tipleme olduğu için Cannes'da devreye girmeden önce bu kategoride favori olarak görülse de bir anda ilk 5'in içinde olur mu olmaz mı'ya kadar gitti. Bu sebeple de bu hani cinsiyetçi karakter gerçekten de ilk 3'te olmasa da kendini bir şekilde adaylar arasında bulacaktır. Jennifer Lopez de özellikle Hustlers ile Toronto'da bir hayli Fısıltı gazetesine yüklendi. Zaten Eylül'de film vizyona girdi. Film pek parlak olmasa da onun karakteri yardımcı kadın oyuncuda pazarlanıyor ve burada oyuncunun ikinci Oscar adaylığı olacak eğer aday olursa. Ve yardımcı kadın oyuncuda adaylık ihtimali var.
ama performans olarak hak ettiğini söylemek güç. Elizabeth Moss aslında Aslı gerçekten başarılı bir performansı vardı ama film Mart'ta açıldığı için çok unutulup gitti gibi bir noktaya ulaştı. Beyaz bir oyuncu olduğu için de çok ilk 5'e giremez gibi ama performans olarak bu kategoriyi hak ediyor. Maggie Smith'in Downton Abbey'deki performansı da çok övülen bir performans. Bir anda devreye girebilir adaylık olarak. Jennifer Hudson ile Judi Dench de Cats'te neler yapmış, neler yapabilir gibi bir tartışma devreye girebilir. Onlar da unutulmamalı ve Penelope Cruz da Acı ve Zafer'de Wolver'da en iyi kadın oyuncu adayı olmuştu İspanyolca dilde. Yine Acı ve Zafer'de de çok az gözükse de Almodovar'ın gerçek hayatından esintiler taşıyan bir karakteri oynadığı için gerçekten etkili ve dokunaklı bir tiplemeye can verdi. Bu sebeple Penelope Cruz'u da unutmamak lazım. Bombshell var, Charlize Theron ve Charlize Theron başrolde filmde. Ama Nicole Kidman'la Margot Robbie oradan içeri girebilir diye düşünülüyor. Anne Hathaway Dark Waters'daki performansı bekleniyor. Janelle Monáe'yi Harriet'te çok da hani devreye girdiğinde evet bir performans göstermiş deniyor ama çok fazla çok az dakika aldığı için öne çıkartamadı kendini. Scarlett Johansson Jojo Rabbit'in öne çıkan isimlerinden biri. Bu sebeple hani Mary Story ile en iyi kadın oyuncu da ilk üçte görüldüğü için hani iki dal tane dalda aday olamaz diye düşünülse de Scarlett Johansson'un da buraya ilk beşe girmesi şaşırtmaz kimseyi. Thomasin McKenzie de buradan alınsa da daha çok kadın oyuncu da pazarlanan bir isim oldu. Ama bir anda Fox Searchlight ibreyi oraya çevirebilir. Onu da görmezden gelmemek lazım. Yardımcı kadın oyuncu dalında aslında bu sene hani gerçekten çok güçlü performanslar yok. Bu sebeple de Laura Dern ve Annette Bening arasındaki çekişmeye seyirci olmak gerekecek ve Laura Dern de hani bu noktada belki de birçok kişiye göre ödül aldı götürdü gibi bir noktaya ulaştı ve Netflix'te Mary Story'nin gösterilmesiyle birlikte de tamamen bunu garantileyecek gibi bir tablo var ama Annette Bening'i de bence hani performans olarak es geçmemek lazım. Gerçekten hani film öne çıkmasa da Annette Bening'in performansı onunla yarışabilecek yegane performans bu sene. Diğerleri devreye girerse de Fısıltı Gazetesi ve PR'la ve farklı stratejilerle devreye girecektir. Bu aşamada Laura Dern biraz daha önde gibi gözüküyor. Bu dalda hangi adaylar öne çıkar? Bana göre, iddia sırasına göre listem şu şekilde. Size göre en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'a hangi isim ulaşır? Görüşlerime katılıyor musunuz? YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.